Değil mi? Kollar kalkmıyor dostum. Hidrolik kolları kalkmıyor. Hı hı. Hiçbir çalışmıyor. Piston da oynamıyor. Ya oynamıyor hiç. Yağ gelmiyor. Sorun filtre. Filtrede tıkalı ya, hava yaptı. Hava yapmış. Bunu şimdi sökeceğiz. Bak buradan alacağız. Sağlam mı kemer? Bakacaksın. Bunu saat yönünde sökeceksin. Yanlış yapıyorsun. Sola. Öbür türlü sıkıyor Osman abi. Tersine sıkıyor dedik ya. Saat yönünde sökeceksin. Evet. Şimdi o şekilde söker. Biraz daha şey yap. Üste yakın git. Üste boğum, üst kemeri üst boğuma doğru yaklaş. Ha, oraya doğru yaklaş şimdi. Tamam, sökülecek. Tutsan bunu, ben çevirip geliyorum. Şey ettik. Şuradaki tozları bir havayla temizleyeceğiz. Hafif yağ sızıyor Osman abi. Gelmeye başladı. Filtrenin tıkalı olduğunu düşünüyoruz ya da filtre hava yapmış. Yağ seviyesi. Çubuk mu? Ah, çubuklu, evet. Çubuklu. Bakalım ama bezle bir silip kontrol edelim. Valla 90. Bezle sil, minimumla maksimum arasında görelim. Biraz hava tuttuk. Ne bunlar? Yüzlük. Şanzıman ve hidrolik yağ seviyesi. Tak dişini iyice yerine kadar. Yerine bir oturtur. Tamam, şimdi aç bakalım. Düz bir yerdeyiz zaten, değil mi? Hı hı. Yağ seviyesi ortada. Ortada minimumla maksimum. Az 90 şuradan. Yani maksimum seviyesinin altında ama minimumda değil. Evet. O zaman onunla bir alakası yok. Olmaması lazım kaldırmamasının. Yağ var içinde. Evet, biraz ilave yapman lazım gibi ama. Evet. 3-5 kilo da biraz koyman lazım. Hava yapmaması için içine yağ doldurduk. Bunu fulleyeceğiz. Sonrasında bu yeni filtreyi yerine takacağız. Şu an eskiyi söküyoruz. Yağları taşır mı Osman abi? Şimdi taşıyacak. Dur şöyle. Ben de yaklaştırayım da. İçine. İçine yatır onu. İnşallah çok yağ gelmez. Gelmez ama. Ama yağ da şey bozukmuş ha. Ha, yağ da eskimiş. Evet, yağ da eskimiş anlaşılsın. Sözde. Belki filtre iyice şişti. Ağırlaşmış adam akıllı. Evet. Şimdi hidrolik hortumunu çıkarıp takarken kirletmiş olabilirler bol bol. Bayağı turluymuş o be. Hı hı. Yavaş dişleri zedelemedi. Eller mi kayıyor? Neyse. Var mı da? Bunlar bir kere tarlada sökmüşler galiba. Tarlada sökmüşler. Bak burada iz dolu. Olabilir. Tornavida sökmüşler. Dur, akıyor. Hakan şeyin içine aksın. Dur. Bu oturtur onu yanına. Öteki bir de getir. Onu doldururuz da bana bak. Şöyle tut onun Hakan'ın altına. Şunu da tutayım. Ben giremiyorum oraya. İçine süzülsün bana. Hı-hı. Şeyi de yağlansın, o contası da. Evet, onu yağladı adam. Onu içinden çıkanları sonra filtreden çıkanları koymayacaksın mı? Kirli olabilir onlar.
Bu içindeki kirli olabilir ama içindeki yağ dökülmüyor. Şimdi bunu takınca şey yapalım, bidonun içine dökelim görelim. Dokun, bunu içine dökelim. Bidonun içine dökün. Çok ağırlaşmış hem de. Çok kirli. Dolmuş yağ be. Ama yağa da ihtiyacımız var, bu filtreyi doldurmamız lazım. Filtreyi doldurup yukarıya takacağız. Bunu yeter. Ama filtre dolmuş yani. Yağ doluyken yerine takacaksın, iyice sıkıştıracağız onu. Ondan sonra arkadan valfe basarak havasını atmaya çalışacağız. Diş kaptırma. Yok. Diş kaptırma. Doğru pozisyonda. Saat yönünü tersine sıkacaksın ama. Ne bu? Yamuk yapma. Hele hele aşağı düşürme. Evet. Tam tuttu. Bezi versene bana olsun. Al hemen yanında. O hepsini eller... değil. Sana da lazım olsun şimdi. Benim elim yağlı değil şu an. Bez aldım o ben. Tamam, varsa başka gerek yok. Düşürme aşağı, biraz tuttur iyice. Gitti gitti. Sık onu, sık. Fazla sıcağım. Yağ akmasın, ziyan olmasın. Bak, sıkıştır git. Sonuna kadar sıkacağız onu. Yan sanayi. Sanayi. Akıyor bak, akıyor, sık. Bir an önce sık, akmasın. Sıkıştır iyice. Bunu nasıl, neyle sıkarız? Yok ama şimdi elle sıkacağız bunu. Şöyle. Başka bez de alsaydın keşke evden. Var mı? Aldım. Kurulayıp iyice bir sıkmamız lazım. Bu şun filtre takıldı, sıkıştırıldı. Üfleyelim istersen. He? Üfleyelim mi? Üfleme hiç. Üfleme. Sileriz şeyle, her yere bulaşmasın. Tamam. Şimdi şey yapacağız. Havasını atmak için. Şu valfe bastıracağız ama o sırada marşa basacağız. Evet. İçindeki havayı atabilmesi adına. Yağlar boşa gitmesin. Gitmesin. Şimdi, nasıl yaptığımızı size söyleyeyim. Filtreyi değiştikten sonra şu valfin içini bir sopayla bastırdık. Bir bez koyduk üzerimize sıçramasın diye. O sırada arkadaş bu valfe yağ verdi ve gaz verdi. O sırada yağ geldi, havaya attı ve kollar çalışmaya başladı. Herhangi bir parçayı sökmeden kolaylıkla filtreyi değişmiş olduk. Şu an kollar çalışıyor. Normale döndü. Yağ seviyesini de tamamlayacağız. Ve olay bitmiş olacak. Tamam değil mi Osman abi? Evet, hiç sökmeden olayı hallettik. Evet, havasını aldık. Şimdi kolların çalışması aşağı iniyor. Evet. Bunu dene bakayım. Evet. Piston da tepe kolda çalıştı. Evet. Tepe kolumuz da çalışıyor. Şey kaldı. Şu an hidrolik sistemi devreye girdi. Yani şu valfi bastırarak motor çalıştırmadan havasını almış olduk. Herhangi bir parça sökmedik. Sadece filtreyi söktük. Ve şu an hepsi çalışıyor. İçindekini döksene Osman abi, yağları, kirli yağları görelim. Evet, simsiyah kirli yağlar var içinde. Evet, şimdi abi ablaşmış. Muhtemelen gözeneklerde bunu atalım be olsun. Demir parçalarıyla dolmuş olabilir. Benzinle bir yıkarsın. Benzinle bir yıkarsın. Aslında bunda bir şey yoktu. Ne yoktu çünkü bu arıza bunu yapmadı ki. Evet. Yıkayalım benzinle bunu. Tıkanıklıktan dolayı hava yaptı. Tabii. Bu benzinle yıka, yedek olarak sakla. Bu bitirdi. Yani. Kirli yağ var. Biraz da eksiklik var yağda. Şimdi. Bu yağı süzelim mi? Süzersin. Hı? Olabilir. Çok ince böyle gözenekli bir. Al ben şunu. Şeyle. Video mu çekin? Aha. Ben bu. Baksana.